Hayırlı günler değerli izleyenler. Hayatın Aynası programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün kulluğumuzu konuşacağız, ibadet vazifelerimizi konuşacağız. Aslında dünyaya geliş vazifemiz kulluk etmek ama biz bunun anlamını ve içeriğini tam olarak biliyor muyuz? Bütün bunları detaylandıracağız. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hocamız bizimle birlikte. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de inşallah. Elhamdülillah hocam. Ramazan Allah. Çok hızlı geçti. Son birkaç günün içerisindeyiz. Şükürler evet. Ediyoruz bugünleri gördüğümüz için. Bu sene de Ramazan'ı yaşayabildiğimiz için. Siz neler söylersiniz Ramazan'la ilgili? Elhamdülillah. Mevla kavuşturdu. Ona sonsuz şükürler olsun. Tabii kulluğu konuşacağız. Oruç da kulluğun çok önemli bir parçası. Doğru. İbadetlerin en önemlilerinden birisi. Bizzat kulluğun ne olduğunu tecrübe ettik burada. En yoğun yaşadığımız tecrübe ederek yaşadık. Onun ruh dünyamızda, gönül dünyamızda, kalp dünyamızda, düşünce dünyamızda meydana getirdiği yansımaları bizzat yaşadık. Güzellikleri bizzat yaşadık. İnsanlar arasında kaynaşma, muhabbet, daha bir gönülden yaklaşmamıza vesile oldu. İnşallah Mevla sonraki Ramazanlara kavuştursun diye dua edelim. Amin inşallah ve Ramazan'da keşfettiğimiz o kulluk halimizi, evet. Yaşadığımız o daha yoğun yaşadığımız kulluk halimizi diğer aylara da, sair aylara da yansıtmayı Rabbim i̇nşallah, nasip etsin inşallah. Diyelim. Evet. Şimdi hocam kulluk diyoruz, kul olmak diyoruz ama bunun ne olduğunu tam olarak bilebiliyor muyuz acaba? Bir de sizden dinlesek bize nasıl açıklarsınız? Kulluk ne demektir? Ayşe Hanım biz şimdi aslında okuduğumuz, kıldığımız namazlarda okuduğumuz her Fatiha'da bir kulluk taahhüdünde bulunuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ifadesini kullanıyoruz. Ya Rabbi yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Böyle bir söz veriyoruz, taahhütte bulunuyoruz. Aslında kulluk bizim hayat felsefemiz, dünya görüşümüz. Tabii önce kulluğun insan fıtratıyla olan ilişkisi üzerinde duralım isterseniz. Hepimiz yaratılmış olan varlıklarız, sınırlı varlıklarız, sonlu varlıklarız, fani varlıklarız. İnsanoğlu kendi üzerinde düşündüğünde acziyetini, yetersizliğini hisseder birçok konuda. Dolayısıyla mutlak kudret sahibi olana, sonsuz güç sahibi olana, sonsuz rahmet ve şefkat sahibi olana yönelir, ona iltica eder. Yani insanın acziyetini hissetmesi doğal olarak mutlak kudret sahibi olana yönelmesine sebep oluyor. Ve yine insanın fani olması... Aslında insanda bir ebedilik duygusu var, sonsuzluk duygusu var. Evet. Bu sonsuzluk duygusu bizi Rabbimize yöneltiyor, kulluğa yöneltiyor, baki olana yöneltiyor, faniyiz baki olana yöneltiyor. Yine sınırlı varlıklarız. Dolayısıyla sonsuz ve sınırsız olana, kadiri mutlak olana yöneliyoruz. Yani kabiliyetlerimiz sınırlı ama arzularımız sınırsız değil mi hocam? Doğru. Yani mesela hiç ölüm istemiyoruz, hiç hastalık istemiyoruz, hiç yaşlılık istemiyoruz. Aslında cenneti istiyoruz. Cenneti yaratacak, yaratan aslında bir Rabbe de bu noktada ihtiyaç duyuyoruz. Ona iltica etmeye, kendi acizliğimizi onun kudretine emanet etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Yani kulluk fıtri bir ihtiyaç diyebiliriz sanırım. Aynen öyle. Yani insanda çok güçlü duygular var.
ileriye dönük duygular var, arzular var, talepler var. Normalde bu fani hayatta insan bu arzularını, bu duygularını tatmin edebilecek durumda değildir. O bakımdan gönlümüz, kalbimiz hep ötelere yöneliyor, sonsuza yöneliyor. Yani dini duygunun en temel psikolojik etkenlerinden birisi budur. Bir başka husus da şudur. Kulluk, belki oradan başlamamız gerekirdi. Kulluk sadece insana mahsus değildir. Bütün tabiat kulluk ediyor. Doğru. Şu çevremizde ağaçlar, kuşlar, böcekler, aklınıza ne gelirse hepsi aslında kulluk ediyor. Nasıl kulluk ediyor? Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre tabiatının, bütün canlıların gelişmesi, meyve vermesi vesaire, bunlar aslında kulluktur. Yani ilahi kanunlara, biz bunları bilimlerde, biyolojide okuyoruz, kimyada okuyoruz, fizikte okuyoruz. Yani tabiat bir takım kanunlara tabidir. Tabiat kulluk ediyor. Ve Kur'an'a baktığımız zaman Ayşe Hanım, çok enteresan bir şey. Tabiat adeta bizim önümüze bir abid, ibadet eden bir varlık, bir şahıs gibi önümüze konur. O secde eder. O ilahi buyruklara teslim olmuştur. Mesela bir ayeti bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Efe gayre dinillahi yebğune ve lehu esleme men fissemâvâti vel ard. Onlar Allah'ın dininden başka bir din mi istiyorlar? Oysa yerde gökte ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Biz de mesela hani bir iradeye bağlı varlığımız var. Tercih ederiz veya etmeyiz. İşin bir boyutu var ama biyolojik olarak bizler de teslim olmuşuz. Yani bedenimiz kulluk ediyor. Bedenimiz konulan canlı kanunlarına teslim olmuştur. Bu bakımdan meseleye bu açıdan da bakmak lazım. Yani hocam, her canlı yaratılış vazifesini yerine getiriyor. Aynen öyle. Bizim yaratılış vazifemiz de kulluk etmek. Belki sizin söylediğiniz gibi insanın aklı var, iradesi, şuuru var. Allah'ı akletmek, onun varlığını idrak etmek belki bizim vazifemiz. Diğer bütün canlılarda işte elma ağacının vazifesi elma vermektir. Bunu yapıyor, bu da onun kulluğudur. Doğru. Yani. Böyle bakabiliriz, evet, sanıyorum. Evet, yani tabiatın kendisinde bir böyle bir karakter var. Biz de ona tabi oluyoruz. Biz de bu anlamda aslında bizim tabiatla bir uyumumuz söz konusudur. Yani tabiat bize yabancı değildir, uzak değildir. Çünkü o da secde ediyor. Ayette belirtildiği gibi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih etmesin. Biz bu anlamda tabiatla aramızda bir ülfet var, bir muhabbet var. Onlar da bizim gibi kul, onlar da bizim gibi Rabbimizi tesbih ve takdis ediyorlar. Bu anlamda bir beraberlik var. Evet. Kullukla ilgili Ayşe Hanım söyleyeceğimiz bir başka husus da şudur. Şimdi hani bir insan psikolojisi açısından işaret ettik. Tabiat açısından işaret ettik. Üçüncü olarak insanlık tarihine baktığımız zaman bütün toplumlarda, bütün kültürlerde, dinlerde, dinler tarihi bunu ortaya koyuyor. Antropoloji ortaya koyuyor. Yani insan kendinden yüce gördüğü, kudret sahibi gördüğü varlıklara her zaman kulluk etmiştir, ibadet etmiştir. Biz buna diğer dinlerle alakalı olarak ayin diyoruz, seremoni diyoruz vesaire. Demek ki insanlık tarihi de bütün kültürlere baktığımız zaman kulluk olgusunu ortaya koyuyor. Doğru veya yanlış. Ha, peygamberlerin amacı tabii doğru olan, sahih olan kulluğu, ibadeti ortaya koymaya çalışmışlardır. Ama bütün bu tarihi gerçeklik, bu insanlık tarihiyle ilgili bu tespit aslında kulluğun insan fıtratının ta derinlerinde mündemiş olduğunu ortaya koyuyor. İstersen bir iki ayetle biraz daha açmaya çalışalım. Mesela Hazreti İbrahim'den Kur'an-ı Kerim bahsediyor. En'am suresinde hani onun bir Tanrı'yı arayış hikayesinden bahsedilir. İşte yıldızlara bakıyor, güneşe bakıyor vesaire. Veya onların, böyle bir yorum da var. Yani yıldızların, güneşin
gerçek manada Tanrı olamayacağını, kadim topluluklarda güneşe tapanlar var, yıldızlara tapanlar var. Tanrı olamayacağını ispatlama bağlamında bir kıssa var. Orada şu ifade geçiyor. Hazreti İbrahim mesela gece olunca felem ve cenne aleyhil leylu ra'a, gece olunca yıldıza bakıyor. Ya, bu Tanrı olabilir mi? Tanrımız olabilir mi? Ama biraz sonra kaybolunca diyor ki felem ma efele, kaybolunca yıldız kaybolunca galele uhibbul afilin, ben diyor uful edenleri, kaybolanları sevmem. Bu neye işaret ediyor? İnsan tabiatında sonsuzluğa, vaki olana karşı bir muhabbet var, bir ilgi var, bir yöneliş var. Efendim, yani bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Yani insanın fıtratında güçlü bir varlığa ibadet etmek, kulluk etmek, ona dayanmak, ona sığınmak var. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? İnsan mabudu bil hakkı bulamazsa, gerçek yaratıcısını, gerçek kulluk edeceği zatı bulamazsa bir şekilde sair şeylere kulluk ediyor. Belki kulluk değil, kölelik ediyor da diyebiliriz. Bu mesela verdiğiniz güneş örneği, işte ateşe tapanlar var, putlara tapanlar var. Bir de kulluk ettiğimizin farkında olmadığımız, belki Cenab-ı Hakk'ı ön plana koyup onun rızasını gözetmeden yaptığımız işlerde belki hırslarımızın kulu oluyoruz. Belki şeytanın kulu oluyoruz. Belki patronumuzun kulu oluyoruz. Yani farklı her boyutta bu değerlendirilebilir. Bu konuda ne dersiniz? Evet. İnsan doğru adresi bulamazsa yanlış adreslerde de bir şekilde kulluk ediyor. Ama o hani bizim anladığımız o tatlı kulluktan bahsetmiyoruz. Köleliğe de dönüşüyor bir şekilde, değil mi hocam? Ne doğru dersiniz? Yani insan orada Allah'a bağlanamayınca mutlaka gönlünü bir yerlere kaptırıyor. Hayatın gayesi olarak başka şeyleri görüyor. Bu bazen kendi nefsane arzuları olabiliyor, bazen bir insan olabiliyor veya putlar olabiliyor. İslam'ın geldiği dönemde, vahyin nazil olduğu dönemde malum putperestlik var. O putlara karşı bir takım güçler, kuvvetler izafe ediyorlardı. Şöyle konuyu açmamız mümkündür. Aynen ifade ettiğiniz gibi, İnsandaki o kulluk, ibadet duygusunu insan her ne kadar inkar etse bile, ben ibadet etmiyorum, kulluk etmiyorum dese bile mutlaka birilerine bağlanıyor, bir şeylere bağlanıyor. O yolda kendi hayatını geçiriyor, feda ediyor. Şimdi bu bağlamda Kur'an'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela hepimizin bildiği Yasin-i Şerif'te Elem e'ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ te'abudu şeytan. Ey Adem oğulları, Adem'in evlatları, şeytana kulluk etmeyin diye sizlere bildirmedim mi, söylemedim mi? Şimdi bugün tabii insanoğlunun büyük bir kısmı aslında şeytana kulluk ediyor. Şeytana ibadet ediyor. Hiç kimse tabii böyle bir iddiaya kalkışmaz. Yani şeytana kulluk etmek için ben şeytana kulluk ediyorum demek gerekmiyor. İbadet ediyorum demek gerekmiyor. Şeytana kulluk ne demektir? Şeytana kulluk, insanın önünde iki tane alternatif var. Ya ilahi buyruklara tabi olursun, ilahi buyruklara tabi olmazsan o zaman şeytanın vesveselerine, saptırmalarına, ayartmalarına tabi olursun. Yani bu anlamda efendim insanın nefsani arzularına kul köle olması. Mesela bir ayeti bu vesileyle hatırlatalım. Diyor ki estağfirullah. Eferaeyte menittehaze ilahehu heva. Sen diyor nefsani arzularını tanrı edineni gördün mü? Şimdi şöyle bir değerlendirme yapacak olursak Ayşe Hanım. Bizler Müslümanlar olarak bugün elhamdülillah muvahhid insanlarız. Yani la ilahe illallah, tevhide inanan insanlarız. Müslümanların bu noktada bir sıkıntısı yok. Ama bizim sıkıntımız şudur. Bizim problemimiz şudur. Bizim problemimiz nefsani arzularımızı putlaştırmamızdır. Allah rızasını bir tarafa koymamız, efendim onun rızasını kazanmak, ona yaklaşmak, efendim bunu bir tarafa koyup
tamamen nefsimizin dürtüleri, arzuları, heveslerimiz, kaprislerimiz doğrultusunda bir hayat yaşamaktır. Yani bizim böyle bir sıkıntımız var. Müslümanların bugün önemli bir kısmı ahirete inanıyorlar. Ama bu inanç kuru bir inanç gibi hayata yansımıyor. Adeta ahirete inanmamış gibi yaşıyorlar. Halbuki ahirete inanmak demek ne demektir? Bizim hayatımızın bütün alanlarında, bütün faaliyet alanlarında ilahi buyrukları göz önünde bulundurarak ve yarın Allah'ın huzurunda yaptığımız her şeyden hesap vereceğimizi göz önünde bulundurarak yaşamak demektir. Bir başka husus da şudur. Yani yanlış kulluk tezahürleri bağlamında, yanlış ibadet tezahürleri bağlamında insanlar zaman zaman idarecilere tapınmışlardır. İdarecilere kulluk yapmışlardır. Kur'an bunun örneği olarak bizlere Firavun'u veriyor. Mesela مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِ Firavun böyle söylüyor, Kur'an bize haber veriyor. Ben sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Yani ben sizin tanrınızım diyor. Ben sizin ilahınızım diyor. Bu hangi anlamda kullanılıyor? Bir idareci, siyasi bir kişilik, siyasi bir figür nasıl tanrılaştırılabilir? Nasıl ona kulluk yapılabilir? Bunu şöyle izah edeceğiz. Eğer bir idareci icraatında, idaresinde ilahi buyrukları tamamen bir tarafa koyuyor ve biz de hiç onu sorgulamadan ona tabi oluyorsak, ilahi buyruklara uyuyor mu, uymuyor mu? Hiç bunun muhasebesini yapmadan ona tabi oluyorsak, bu işte idareciye kulluğa giden bir yoldur. Evet. Bir anlamda onu tanrılaştırmaya giden bir yoldur. Evet. Ve yine bu bağlamda şunu da izah edelim. Ve yine bir idareci, hukukun kaynağı olarak ilahi iradeyi görmüyor. Kendini görüyor. Beşeri hukuku esas kabul ediyor. İlahi hukuka benim ihtiyacım yok diyorsa ve biz de efendim hiç sorgulamadan, bu durumu göz önüne bulundurmadan ona teslim oluyorsak, işte bu onu tanrılaştırmaya giden yoldur. Evet. Bu bir anlamda ona kulluk yapmak anlamına gelmektedir. Yani hayatın idamesini, rızkı Cenab-ı Allah verir, o sağlar. Fakat biz sizin söylediğiniz gibi idarecilere, patronlara kendi çıkarımız için ya da rızkımızı onun iradesine bağlarsak bir şirkete düşmüş oluyoruz. O da işin bir başka boyutu. Tabii tabii. Şirkete düşmüş oluyoruz. Doğru. Yani. Rezzak olan Allah Teala'dır. Yaşatan O'dur. Hayrı yaratan O'dur. Şerri yaratan O'dur. Dolayısıyla biz sahip olduğumuz nimetleri Ayşe Hanım eğer böyle bir takım insanlara nispet edersek, izafe edersek bu da tehlikeli bir şeydir. Zaten insanın kullukla özgürlüğü burada yatıyor. Şöyle izah edeyim size. Tam onu sormak istedim hocam. Kulluk yani Allah'a kulluk etmek. Şimdi biz genellikle şöyle düşünürüz, sanki zormuş gibi, insanı kısıtlarmış gibi böyle negatif bir algı söz konusu olabiliyor. Ama tam tersi, sadece Allah'a kulluk etmek gayrısından özgürleşmek anlamına geliyor galiba. Ne dersiniz? Aynen ifade ettiğiniz gibi o ayetleri isterseniz vereyim, konumuzu hocam, daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Mesela diyor ki Fatır suresinin ilk sayfasında, مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ Allah Teala bir kimse hakkında hayır, lütuf ihsan etmişse ona mani olacak hiç kimse yoktur. Ve o da eğer bir kötülüğü, bir olumsuzluğu takdir etmişse onu engelleyecek de kimse yoktur. Dolayısıyla bizler aslında yaşadığımız bütün nimetleri, bütün güzellikleri Rabbimize izafe ederiz. Başımıza bir musibet gelirse, bir felaket gelirse, orada da bir hikmet var, bir imtihan var. Sabredeceğiz. Sabretmek bile insanın hayatının mükafata, rahmete, güzelliğe dönmesine vesiledir. Şöyle ifade edeyim. Şimdi o bahsettiğiniz husus, kulluk insanın özgürlüğüne mani midir?
Bu aslında geçen asırda yaşayan, günümüzde de temsilcileri var. Bir takım filozoflar, varoluşçu filozoflardan ve efendim hümanist filozoflardan bazıları, ateist kanada mensup olan bazı filozoflar, bunlar insanın gerçek manada özgür olabilmesi için kulluk bağlarından tamamen soyutlanması, dinden soyutlanması, Tanrı'yı inkar etmesi şeklinde bir anlayışlar var. Şimdi bunu kabul etmek mümkün değildir. Yani bir defa şunu ifade edelim. Az önce ifade ettim. İnsan için mutlak bir özgürlük bir defa söz konusu değildir. Neden? Çünkü biz biyolojik varlığımızda zaten biz ilahi kanunlara tabiiz. Doğru. Özgür müyüz bu noktada? Değiliz. Acıktığımız zaman yemeden durabiliyor muyuz? Veya susadığımız zaman su almadan durabiliyor muyuz? Mümkün değil. Birçok evet. örnek vermek mümkündür. Bir bu yönü var. Bir başka yönü de şudur. Sen ben. Dini biz zorla mı tercih ettik? Yok, hayır. Baskıyla mı tercih ettik? Hayır. Biz dini kendi özgür irademizle tercih ediyoruz. Yani biz hayat felsefemiz budur. Yani bu icbari bir şey değil, zorunlu bir şey değil. Dolayısıyla bir şey eğer iradeyle özgür bir şekilde tercih ediliyorsa orada kölelikten bahsetmek mümkün değildir. Orada özgürlük vardır. Kendimiz tercih ediyoruz. Zaten dinin tanımına bakıldığı zaman Ayşe Hanım diyor ki yani insanın kendi hür iradesiyle ilahi değerleri hayat felsefesi olarak benimsemesi, kendi özgür iradesiyle. Zaten iradenin olmadığı yerde din yoktur. İradenin, özgür iradenin olmadığı yerde amel yoktur, fazilet yoktur, ahlak yoktur, güzellik yoktur. İnsan özgür iradesiyle bir fiili yaparsa orada özgürlük var. Burada hocam baştaki açıklamanıza dönecek olursak kainattaki bütün varlıklar ibadet eder dediniz. Aslında kulluk eder dediniz. Evet. Şöyle de açtık işte yaratılış amacı neyse onu yerine getirir. Doğru. İşte bir tavuk yumurta vermektir vazifesi onu verir. Hı-hı. Bir elma vermektir elma ağacının vazifesi elmayı ve Cenab-ı Hakk'ın tabii ki lütfuyla sebepler Hı-hı. dairesinde diyelim. Ama insanın kulluğu kendi özgür iradesine bağlı. İnsanın yani fazileti. Elma ağacı ya ben tercih etmiyorum elma vermeyi. Öyle bir iradesi yok yani. Öyle bir şey söyleyemez. Ama insanda irade söz konusu. Bu da o imtihan sırrı halife-i arz oluşu. Hani pek çok bağlantılı nokta var galiba evet. değil mi hocam? Tabii yani insanın zaten fazileti, imtihan sırrı orada ortaya çıkıyor. Eğer sen iradene sahip olursan, sabırlı olursan, sabırlı hareket edersen, hayatı bir olgunlaşma, insani değerleri kazanma olarak kabul edersen senin faziletin, senin mükafatın evet. veya cennet cehennem bu anlamda bir değer kazanıyor. Özgürlük din ilişkisi açısından konuyu devam ettirecek olursak müsaadenizle şunları da ifade edeyim. Şimdi mesela dinler tarihine baktığımız zaman aslında gerçek manada özgürlüğün temsilcileri peygamberler olmuşlardır. Şimdi bütün peygamberlere bakın. Kur'an'dan, peygamberler tarihinden inceleyelim. Vahyi getirdiği zaman, peygamber olarak ortaya çıktığı zaman hep toplumda efendim köle konumunda olan, mazlum, ezilmiş, horlanmış insanlar peygamberlerin etrafında dolaşmış. Hı hı. Neden? Köleleşmek için mi? Hayır. Özgürlüğe kavuşmak için. Zaten bunlar ezilen insanlar, horlanan insanlar. Bakın da peygamberler tarihindeki baktığımız zaman efendim mazlum insanlar, mağdur insanlar peygamberlerin etrafında toplanıyor. Bir de efendim yönetim aşamasında olan mele diye Kur'an bunu ifade ediyor. Yönetici konumunda olan sermayeyi elinde, iktidarı elinde bulunduranlar hep onlar peygamberlere muhalefet etmişler. Onlar mevcut o sistemden, o köle sistemi ifade edelim, ondan yana tavırlarını koymuşlar. Ve şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Mesela şimdi biz kul-Rab ilişkisi. Genelde toplumda Allah'tan korkma kelimesi kullanılır. Kul-Rab ilişkisi böyle değildir. Evet. Elbette ki burada haşyet vardır. Biz Rabbimizin rahmetinden mahrum olmaktan içtinab ederiz, çekiniriz, efendim korkarız.
Rabbimizin rahmetinden mahrum olmak istemeyiz. Ama işin sevgi boyutu var. Bunu hiç göz önüne bulundurmuyoruz. Sevginin olduğu korku yer. Korku değil, sevgi aslında. Sevgi. Hı hı. Mesela Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi nedir? Vedud. Hı hı. Vedud ne demek? Kullarını seven. Evet. Sevmeseydi yaratır mıydı? Doğru. Sevmeseydi bu kadar rahmeti, güzellikleri, nimetleri bizim hizmetimize takdim eder miydi? Hı hı. Verir miydi? Bahşeder miydi? Şimdi Rabbimiz hem seven hem de sevilen. Vedud bu anlama geliyor. Hem seven hem de sevilen. Evet. Ve yine Kur'an'a baktığımız zaman mesela müminlerle Allah Teala'nın ilişkisine baktığımız zaman müminler diyor en fazla Rablerini severler. Çocuklarını severler, eşlerini severler, doğayı severler, tabiatı severler, fıtratın gerektirdiği, fıtratın aktığı ne varsa severler. Ama en fazla bütün bu nimetleri veren, bütün bu güzellikleri bahşeden Allah'ı severler. Yani diğerlerini de işte eşini dediniz, çocuklarını, ailesini dediniz. Onları da Allah yarattığı için ondan severler. Yani yaratılanı fıtri. Severim yaratandan yaratan ötürü bir sürü aslında tabii orada var. Tabii bütün insanları severiz. Hı hı. Çünkü her bir insan kendi başına bir biricik bir varlık. Hiç kimse birbirine benzemiyor. Hı hı. Onların ruh dünyası, her bir insanın ruh dünyası farklı, psikolojisi farklı. Hı hı. Her bir insan bir ayet. Doğru. Nasıl ki Kur'an'ın ayetleri bizi Rabbimize taşıyorsa, ona çağırıyorsa, hı hı. aynı şekilde her bir insan bir ayettir. O gözle bakmak. Bizim kültürümüzde tabii o bahsettiğin husus çok detaylı derinlemesine işlenmiştir. Tasavvuf kültürüne, hı hı. özellikle. İnsan sevgisi. Evet. İnsan sevgisi. Hocam evet. burada bir virgül atalım isterseniz. Bir bölümümüz var, tamam. onu izleyelim. Ardından tamam. sohbetimize evet. devam edelim. Olur. Değerli izleyenler, Abdülkerim Erdoğan hocamız bakalım bugün bize Ankara Erenlerinden hangisini anlatacak? Anadolu'nun manevi hamisi ve Ankara'nın manevi mimarlarından Ahi Sultan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Türbe-i Saadetlerinde bulunmaktayız. Rivayetlere göre Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri 1340, bir rivayete göre de 1353 tarihinde Ankara şehir merkezi yakınlarında bulunan Surfasıl köyünde dünyaya gelir. Ataları Mer şehrinden Ankara'ya hicret etmiş. Dedesi Mahmut, babası Koyunlucu Ahmet'tir. İlk eğitimini babasından gören Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri daha sonraki yıllarda Ankara medreselerinde tahsilini tamamlamış ve Sultan Alaaddin kızı Melike Hatun'un yaptırdığı Kara Medrese'de müderrislik yapmaya başlamıştı. Müderrislik yaptığı yıllarda Somuncu Baba Hazretleri ile tanışan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ilk tanışması hususunda çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden birisi şöyledir. Şeyh Hamidüddin Aksaray'ı namı diğer Somuncu Baba Hazretleri Kayseri'de ikamet etmektedir. Bir gün dervişlerinden Şeyh Şücaaddin'e evladım, Engürü'ye git, Engürü'de Hacı Bayram Veli diye bir müderris vardır. Kara Medrese'de müderrislik yapar. Davet eyle Kayseri'ye gelsinler. Bunun üzerine Şeyh Şücaaddin Ankara'ya gelir ve Kara Medrese'de müderrislik yapan Hacı Bayram Veli Hazretlerine bu daveti iletir. Hacı Bayram Veli de davete icabet gerektir diyerek Somuncu Baba'nın daveti üzerine Kayseri'ye gider. Somuncu Baba Hacı Bayram Veli'ye zahir alimleriyle batın alimlerinin kabir alemindeki durumlarını gösterir. Ve sorar, ya Hacı Bayram hangisi hoşuna gitti der. Hacı Bayram-ı Veli, batın alimlerinin kabir hallerinin daha hoş olduğunu söyler. Ve bunun üzerine Somuncu Baba Hazretlerinin manevi eğitimine girer. Thank you.
Hacı Bayram Veli Hazretleri Sonuncu Baba Hazretlerinin vefatından sonra doğduğu şehir Ankara'ya gelir ve şu anda bulunduğumuz Ogüs Mabedi'nin bitişiğine bir cami ve dergah inşa eder. Ogüs Mabedi de İslam öncesi dinlerin tapınağı durumundadır ve antik çağlardan itibaren çok sayıda medeniyete eşlik etmiş bir eserdir. Ve üzerinde de dünyada tek nüsha olan Yazıtlar Kraliçesi bulunmaktadır. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin Ogüs Mabedi'nin yanında cami ve dergah inşa etmesi bazı yorumlara sebep olmuştur. Çünkü İstanbul Fethi'nin Fatih tarafından yapılacağını müjdeleyen Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin de buraya dergah yapmasıyla köhne Bizans'ın kendi güvenliği altında ve koruması altında olduğunu göstermiştir. Hoşgörüyü bizzat burada görmek de mümkündür. Osmanlı'nın fetret döneminde Ankara'da dergahını kurup irşat faaliyetlerine başlayan Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin ünü kısa zamanda Anadolu'ya yayıldı. Bunun üzerine Sultan II. Murat Han'a şikayetler gitmeye başlar. Bu şikayetler üzerine Sultan II. Murat Han Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ni Edirne'ye davet eder. Sultan II. Murat Han tarafından büyük saygı ve hürmetle karşılanan Hacı Bayramı Veli Hazretleri Edirne'de uzun süre kalır ve sultanla sohbetlerde bulunur. Bir sohbetinde Sultan Murat Han, "Hünkârım, fetih bize müyesser olacak mı?" diye bir sual sorar. Bu sırada huzura beşikte bir şehzade gelir. Hacı Bayramı Veli Hazretleri beşikle gelen şehzadenin gelişi üzerine, "Sultanım, fethi biz göremeyeceğiz ama beşikteki ve bizim köse İstanbul fethini göreceklerdir" müjdesini verir. Bu müjde üzerine Sultan II. Murat Han genç yaşta olan oğlu Fatih'e tahtını terk ederek Manisa'ya çekilir. Efendim şu anda Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin Çilehanesi'nin girişinde bulunuyoruz. Çilehane içerisinde 4 adet hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerde 40 gün halvete girilmekte ve 40 gün sonunda halvetten çıkılmaktadır. Halvet bayramilikte bir seyri sülük yoludur. Ve bu hücre odalarından birisi Akşemseddin Hazretleri'ne, birisi damadı Eşrefoğlu Hazretleri'ne, diğeri Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ne kendisine ve diğer dördüncüsünün de Ömer Dede yani Ömer Sikkini Hazretleri'ne ait olduğu rivayet edilir. Anadolu'da yeni bir sevgi medeniyetinin kurulmasına önderlik eden Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin yazılı bir eseri olmamasına rağmen günümüzde mevcut şiirleri vardır. Bu şiirlerden en önemlisi, "Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gam ile doldu bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Bayramıyımdi, bayramıyımdi, bayram dersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm." Değerli izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kulluğumuzu konuşuyoruz, ibadet vazifemizi konuşuyoruz. Bununla ilgili neler bilmemiz gerekir, nasıl anlamamız gerekir kulluk vazifemizi, bunları detaylandırıyoruz. Değerli konuğumla birlikte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hocamız bizimle birlikte. Hocam,
insanın evet. Rabbini sevmesi, Rabbin insanı sevmesi noktasında kalmıştık. Buradan devam edelim isterseniz Vedud isminin tecellileri noktasında ve bunun kullukla bağlantısı Allah ve kulu arasındaki ilişkide kalmıştık. Buyurun evet. Siz devam edin. Şimdi tabii kul-Rab ilişkisi bir sevgi işi. Hı hı. Yani insan tabii bu sevgi durup dururken gelişmiyor tabii. Yani bunun bir metodu var, bir usulü var. Burada Kur'an okumak, onu anlamak, onun üzerinde tefekkür etmek, tedebbür etmek son derece önemli. Bir başka husus, yaşadığımız eşsiz güzellikler var. Şu doğan manzaraya bakalım, şu güzelliklere bakalım. Baharla beraber şu tabiatın almış olduğu duruma bakalım, gelmiş olduğu duruma. Bütün bunlara baktığımız zaman insan bu güzellikleri iç dünyasında hissettikçe, çevresindeki olup bitenleri, gelişmeleri hissettikçe ister istemez bu güzelliğin kaynağına gidiyor. Doğru. Dolayısıyla kulluk ilişkisi de bir sevgi ilişkisidir. Mesela Kur'an'a baktığımız zaman diyor ki yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Hub kelimesi Arapçada sevgiyi ifade eder. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Tabii bu bizim kültürümüzde yani bu Allah kul ilişkisi yani marifetullah dediğimiz, aşkullah dediğimiz, Allah aşkı. Hı hı. Bazı insanlarda, bazı velilerde, salih insanlarda bu zirveye ulaşmıştır. İşin bu boyutu var. Bir de şöyle bir şey var tabii. Dinin kaynaklarından bir haber olan insanlar belki şunu düşünebilirler. Allah Teala insanı ne diye kulluğa çağırıyor? Evet. Kulluğu zorunlu şöyle tutuyor. Bir algı da oluyor bununla ilgili hocam. Yani ihtiyacı mı var bizim kulluğumuza? Evet. Zaten Rab, zaten ilah. Yani biz aciz kulların ibadetine, kulluğuna ihtiyacı mı var ki bunu bizden talep ediyor gibi evet. Çok da yanlış aslında ifadeler evet. Söz konusu. Ya da bir cebir, bir öyle bir zorlama mı söz konusu? Ama siz tamamen sevgiye ve gönüllülük esasında bunu bağladınız. Bu soruyu nasıl bertaraf etmemiz lazım? Şu boyutu da var Ayşe Hanım. Bizim din algımız burada yanlış bir zemine oturuyor. Hı hı. Din aslında insanın maslahatı ve menfaati için. Yani biz hem kendimiz bu, için tabii, aslında. Tabii. Doğru. Yani hem bu dünyada güzelliğe erişmek, saadete erişmek hem de ebedi güzelliğe kavuşmak. Olaya böyle bakmak lazım. Hı hı. Zannediliyor ki din ahiret için. Halbuki din dünya içindir. Doğru. Bu bakımdan bizim kulluk görevleri dediğimiz ibadetler, kulluk sorumlulukları, bütün bunları yaşamak bir yönüyle imtihandır. Ama bir başka yönüyle bunlar bizim olgunlaşmamız için, bizim menfaatimizi, bizim mutluluğumuz ve saadetimiz içindir. Yani olaya bu açıdan bakmak lazım. Şimdi aslında kulluğun en temel amacı nedir? Kulluğun en temel amacı insanın olgunlaşmasıdır. Biz bu dünyaya kemale ermek için, olgunlaşmak için geldik. Hı hı. Yani kulluk dediğimiz olgu aslında bir mektep gibidir. Biz bu kulluk mektebine mensup insanlarız. Kulluk mektebinin öğrencileriyiz. Doğru. Ve biz bu mektebe olgunlaşmak için, tekamüle ermek için, güzel hasletler kazanmak için, ahlaki güzellikler kazanmak için geldik. Bu kulluk mektebinin ilk dersi tevhiddir. Hı hı. Yani Allah Teala'yı zatında ve sıfatlarında birlemek. Bu işin temeli, bu işin esası. Hı hı. Bu olmazsa diğerlerinin bir anlamı kalmıyor. İkincisi olarak bizim bu hayattaki amacımız nedir? Bizim bu hayattaki amacımız iyiliği gerçekleştirmek. Evet. Hayra vesile olmak. Hayrı hakim kılmak, şerri mahkum etmek, kötülüğü mahkum etmek. Yani bu ayetlerde anlatılıyor. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Mümin insanlar iyiliği yaşarlar, iyiliği telkin ederler. Mümin budur, müminin özelliği budur. Ve yeryüzünden şerrin, fesadın, zulmün kalkması için, azaltılması için, bertaraf edilmesi için çaba sarf ederler. Demek ki kulluk mektebinin birinci özelliği tevhiddir. İkinci özelliği budur. Üçüncü özelliği nedir?
Üçüncü özelliği adaleti gerçekleştirmektir. Hı hı. Hepimizin adalete ihtiyacı var. Adalet sadece hukukçuların işi değildir. Evde adaletli davranmamız gerekir. Sevgi var, muhabbet var, hı hı, ama evlatlar arasında. Gerektiğinde orada da adaletli davranmamız gerekiyor. Efendim okulda müdürüz veya üniversitede rektörüz veya fabrikada müdürüz. Orada personel var. Adaletli davranmamız gerekiyor. Yani olaya bu açıdan bakmamız gerekir. Hocam siz çok geniş bir çerçeve çizdiniz kullukla ilgili olarak. Tabii. Bu çok güzel oldu. Çünkü biz genellikle kulluk vazifesi, ibadetler dediğimizde çok önemli elbette onlarda ama işte Ramazan ayındayız, oruç tutuyoruz, işte namazımız, zekatımız, haccımız gibi ibadetler aklımıza geliyor. Ama siz kulluğu hayatın her anına yaydınız. Öyle. Yani adaletli olmak, iyiliği, hayrı çağırmak, o noktada çalışmak. O zaman ibadetin bir dini performanslar şeklinde, ritüeller şeklinde yaptığımız, bildiğimiz ibadetler boyutu var. Bir de iyiliğe çaba sarf etmek, kötülüklerden de uzak durmak şeklinde ikinci bir boyut var diyebilir miyiz? Evet. Şunu tekrar bir defa daha tekrarlayalım. Ondan sonra isterseniz sorunuza geçelim. Hı hı. O da şudur. Din ahiret için değil, din dünya içindir. Dünyada insanın dirliğini, düzenliğini sağlamak, hı hı, toplumda barışı, esenliği gerçekleştirmek, adalete dayalı bir toplumsal yapı gerçekleştirmek ve insani faziletleri olgunlaştırmak. Yani din burada bizim saadetimizi gerçekleştirmek için vardır. Bunu bir defa bu şekilde bilmemiz, yani dini emirler neticede, nihayetinde bizim menfaatimiz içindir. Hı hı. Ve bu menfaat de sadece ahirete dönük değildir. Bu dünyada da saadeti, mutluluğu, esenliği, güzelliği, birlik, beraberliği, sevgiyi, muhabbeti yaşamaktır. Hı hı. Bunu ifade ettikten sonra sorunuza geleyim. O çok önemli bir konu. Şimdi ibadet kelimesi Ayşe Hanım, bizim toplumumuzda anlam daralmasına uğramıştır. Ne demek istiyorum? Şunu söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dinin temeli ibadet kavramıyla ortaya konur. Sohbetimizin başında ifade ettik. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız efendim senden yardım dileriz. Şimdi ibadet kelimesi toplumumuzda sadece namaz, oruç, zekat, hac gibi belirli şeylerde, dua, bunlarla sınırlandırılmış. Anlam daralması dediğimiz budur. Oysa Kur'an'a baktığımız zaman ibadet kelimesinin anlamı nedir? İbadet kelimesi bizim bütün hayatımızı kuşatıyor. Şartı nedir? Hayatın ibadet haline dönüşebilmesinin şartı nedir? İlahi buyruklar çerçevesinde yaşadığımız müddetçe hayatta yaptığımız her şey ibadettir. Bir şey ki Allah'a yaklaşma amacını güdüyoruz, o ibadettir. Ne olursa olsun, hangi şey aklınıza gelirse gelsin. Yani Allah rızasını gözeterek yaptığımız her şey ibadet. Aynen. O zaman bütün ömrümüz ibadet eder gibi geç. Hocam şöyle düşünebiliriz şimdi, namaz ibadeti mesela bütün müminlerin müminlere farz kılınmış, 24 saatten bir saat sadece sürüyor 5 vakit namaz. Doğru. Ama geriye kalan 23 saat sadece dünya işlerine mi harcanmış oluyor? Eğer sizin söylediğiniz gibi Allah rızasını gözeterek yaşarsak o zaman 24 saatimizin hepsi ibadet gibi geçer. Benim ne kadar karlı bir durum bu yani. Yani bu müminin hayatının bereketi de güzelliği de oradadır. Hı-hı. Tek şartı var. Yaşarken takva duyarlılığı içerisinde yaşamak. Hı-hı. Ben ticaret yapıyorum. Bunu ilahi buyruklar çerçevesinde yapıyor muyum? Doğru. Bu hassasiyeti yaşamak. Bunun üzerinde durmak, buna göre hareket etmek. Veya siyaset yapıyorum. Burada adaleti gözetiyor muyum? İnsanların hak hukukuna riayet ediyor muyum? Bu çerçevede, bu anlayışta, bu hassasiyetle hareket ettiğimiz müddetçe, hı hı, her şey, mesela şöyle düşünelim. Aile reisisin. Helalinden çocuğunun rızkını temin etmeye çalışıyorsun. Maişetini temin etmeye çalışıyorsun. Memursun. Mesela orada devletin sana yüklediği bir sorumluluk var. Onu bir hakkın yerine getirmeye çalışıyorsun.
Efendim bütün o yapmış olduğun işler ibadete dönüşüyor. Ve fabrikada fabrikatör, efendim fabrikanın sahibisin, iş adamısın. Orada o işçilerin hakkına, hukukuna riayet ediyor musun? Bu sorumluluğu, Allah'a karşı olarak bu sorumluluğu hissediyor musun? Veya ürettiğin mal sağlam mı? Bunu gözetiyor musun? İnsanların sağlığıyla mı oynuyorsun? Veya başka bir zararı mı vardır? Bütün bu hususları, yani sadece kazanmaya endeksli, para biriktirmeye endeksli düşünüp de bunları ihmal edersek, o zaman ilahi buyrukları göz önüne bulundurmuyoruz demektir. Demek ki hayat bu şekilde yaşandığı zaman bütün hayat bir berekete dönüşüyor, evet, rahmete dönüşüyor, hayat bir sevap sahnesine dönüşüyor. Sen yolda yürürken, sokakta giderken, efendim orada dikkat etmen gereken, haramdan korunmak, harama nazar etmemek vesaire. Yani hayatının her alanı bu açıdan baktığımız zaman bir güzelliğe... Zaten şimdi peygamberlere gelen ilk emir şudur Ayşe Hanım. Mesela ne diyor? Estağfirullah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهِ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz insanlara peygamberleri gönderdik. Allah'a ibadet etsinler. Bu ibadet o sınırlı anlamda değil işte. Hayatlarının her alanında ilahi rızayı gözetsinler. Böyle geleceklerini garanti altına alsınlar. Teminat altına alsınlar. Bu bütün peygamberler başka bir ayet. Mesela وَاِلَى مَدْيَنَا اَخَاهُمْ شَعِبًا Medyen topluluğuna da Şaib Aleyhisselam'ı gönderdik. قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ O da onlara ilk olarak şunu tebliğ etti. Ey benim halkım, sadece Allah'a ibadet edin. Yani Allah'a kulluk edin. Biz bu ibadet kelimesini Ayşe Hanım kulluk diye tercüme edeceğiz. Mesela şimdi Fatiha'da İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn. Bunu biz meallere aktarırken, burada bir detay ama yeri gelmişken onu da ifade edeyim. Yalnız sana ibadet ederiz demeyeceğiz. Yalnız sana kulluk ederiz. Kulluk. İbadet yerine kulluk ifadesini kullanmak lazım. Çünkü kulluk hayatın bütün alanını kapsıyor. Ama ibadet bugünkü toplumda belirli formel, sistematik ibadetlerin, namaz, hac gibi onlarla sınırlandırılmış. Ondan dolayı. Evet. Bu çok önemli bir bakış açısı oldu hocam. Kulluk halimiz her an devam ediyor. Sadece Ramazan'a has değil, sadece namaz kılarken değil, sadece hacca gittiğimizde değil. Her anımızda rıza-i ilahiyi gözeterek yaşamak bizi alan kulu haline getirebilir. Aynen. Şimdi bir de diğer boyutunu biraz açalım istiyorum. Bizim hayatımızın bir parçası olması gereken kulluğun da bir parçası olan ibadetlerimiz var. Tamam. Sadece bununla sınırlamamak lazım, geniş bir bakış açısına sahip olmak lazım dedik ama bunları da ihmal etmemek lazım tabii ki. İşte namazımızı zaten dinin direği diyoruz. İşte orucumuzu elhamdülillah Ramazan ayındayız. Haccımız var, zekatımız var. Hani farklı kulluk ve ibadet vazifelerimiz söz konusu. Bu ibadetlerin hikmetlerini bize nasıl açıklarsınız? Niye bunlarla sorumlu, mükellef kılınmışız hocam? Ortak noktaları var mıdır? Birbirinden farkları nelerdir bu ibadetlerin ve bizim sorumlu kılınış hikmetlerimiz nelerdir bu noktada? Neler söylersiniz? Şimdi aslında bu ibadetler, namaz, oruç vesaire esas bunların amaçlarından birisi hayatın ibadetleştirilmesidir. Hayata kulluk mührünü vurmaktır. Şimdi namaz aslında efendim belirli hareketler, kıyam, rükû, secde, o ruhu, o felsefeyi bütün hayata taşımak. Bu ibadetleri bu düşünceyle, bu anlayışla yaptığımız müddetçe aslında hayat bir kulluk sahnesine, bir bereket, bir güzellik sahnesine oluşuyor. Bu kulluk felsefesi, kulluk amacı o kadar önemli ki Ayşe Hanım. Mesela biz bir takım sıkıntılara maruz kalıyoruz hayatta. Hastalıktır, şudur, budur, musibetler. Beklenmedik anlarda başımıza bir takım musibetler gelebiliyor. Allah muhafaza buyursun. Bütün bunlar karşısında sabrettiğimiz zaman bile biz mükafat elde ediyoruz. Yani hayatın bereketlenmesi dediğimiz işte budur. Şimdi o ibadetleri biraz
formel ibadetler veya sistematik ibadetler, hı hı, belki bu şekilde ifade edebiliriz. Peki. Yani halkımızın ibadet dendiğinde ilk aklına gelenler. Hı hı. Şimdi bunları biz değerlendirdiğimizde, şimdi bir defa şunu ifade edelim. Yani ibadetler bir defa insanın ruh dünyasının sağlıklı hale gelmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Şimdi psikoloji sahasında, din psikolojisi sahasında gerek batıda gerek doğuda yapılan araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Şimdi ibadete düşkün olan insanlar düzenli olarak, özenli olarak ibadetlerini yapan insanların ruh sağlığı daha iyi oluyor. Hmm. Ha, bu şu anlama gelmiyor, yani insan bu tür hastalıklarına tamamen korunmuştur anlamında böyle bir şey söylemiyoruz. Hı hı. Ama maneviyatın, insan psikolojisinin burada efendim insanın ruh sağlığı açısından çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bir de eğer ibadeti insanlar düzenli yaparlarsa bu tür hastalıkları, psikolojik hastalıkları tedavi etme noktasında önemli bir avantaj kazanıyorlar. Hı hı. Aslında mesela, bunun hikmetine en başta söylediğimiz şeye gelebiliriz. Evet. Hani özgürlük ilişkisi dedik ya. Tabii. Sadece Allah'a güveniyoruz o noktada. Sadece Allah'a kulluk ediyoruz. O kulluk ettiğimiz varlık da zaten mutlak kudret sahibi, mutlak merhamet sahibi. Yani başka kime sığınabiliriz? Bu da ister istemez insanın dünyevi dertlerinden oraya iltica ettiğinde psikolojisinde rahatlatan bir unsur olacaktır. O çok fıtri güzel bir şey. Tabii. İbadet fıtri bir şey. Bütün tabiat ibadet halindedir. Hı hı. İfade ettik. Biz de ona katılıyoruz. Biz farklı bir şey yapmıyoruz. Doğru. Biz fıtratımıza aykırı bir şey yapmıyoruz. Bunu şöyle ifade edeyim size. Bu insanın fıtratında bu kulluk duygusu o kadar derinlerde yerleşmiş, kökleşmiş ki. Mesela insanlar, Kur'an bunu Mekke müşrikleri bağlamında bu örneği veriyor. Onlar diyor putlara taparlar. Bir sürü put vardı İslam öncesinde. Onlardan yardım dileniyorlardı. Fakat diyor bir gemiye bindikleri zaman ve bir tehlikeyle karşılaştıkları zaman hemen mutlak kudret sahibi olan Allah'a yönelirlerdi. Onların hepsini terk ederlerdi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu kulluk duygusunun, ibadet duygusunun, insandaki o fıtri yönelişin ne kadar insanın ruhunda, tabiatında kökleşmiş olduğunun bir göstergesi. Ayette feyde rakibu fil fülki deavullaha muhlisine lehuddine ayetinde ifade ediliyor bu konu. Hocam son 5 dakika. Evet. Devam yani edelim. Şunu ifade edelim. İnsanın kişiliğinin olgunlaşmasında, kişiliğinin gelişmesinde, karakterinin gelişmesinde ibadetler son derece önemli. Mesela yapılan bir araştırma, oruçla ilgili yapılan bir araştırma, insanların %75'inin efendim orucun insan kişiliğini olgunlaştırdığını söylüyorlar. Bir başka husus da şudur. Mesela ibadeti düzenli olarak yapan insanlar ölüme karşı daha mukavemetli, ölüm olgusu karşısında daha metanetli, daha soğukkanlı hareket edebiliyorlar. Biz müminler zaten hayata bir bütün olarak bakarız. Hı hı. Yani biz bundan efendim 50 sene önce, 60-70 sene önce hiç kimse, hiçbirimiz yoktuk. Doğru. Ama 100 sene sonra da hepimiz yok olup gideceğiz. Dolayısıyla ölüm bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ölüm bizim için bir muallimdir, bizi olgunlaştıran bir olgu. Hı hı. Yani dindar insan bu anlamda ölümü, modern insan ölüm kelimesini duyduğu zaman uzaklaşır. Ürker, korkar. Hı hı. Çünkü bu hayata endeksi yaşıyor. Buradan başka bir şey düşünmüyor. Elbette ki fıtri olarak ölüm hepimizi etkiler. Üzülürüz, korkarız, çekiniriz. Ama bir mümin insanın ölümle olan ilişkisi farklıdır. O araştırmayı tekrar hatırlatalım. Yani araştırmalar efendim yaşlı insanların, dindar insanların, ibadetini düzenli yapan insanların ölüm olgusu karşısında daha metanetli, daha soğukkanlı olduklarını görüyoruz. O ibadetlere gelince tabii ki orada ibadetlerin birçok ortak yönleri var. En temel amaçlarından birisi
Allah'ı hatırlatmak. Şimdi namaz. Şimdi namaz ibadeti aslında ibadetler içerisinde çok müstesna bir yere sahiptir. Çok önemlidir. Neden? Çünkü kulun Rabbi ile olan ilişkisini devamlı hale getiren namazdır. Hı hı. Neden? Çünkü orucu senede bir defa, bir ay tutuyoruz. Öyle. Bir ay farz olan oruç. 11 ay yok. Hı hı. Haccı yılda bir defa yapıyoruz. Belki efendim, ömürde bir defa olacak değil mi? Yılda, efendim, onu ömürde, evet. Öyle ifade edelim, hı hı. Düzeltelim. Ömürde, yani bir defa farz olanın bir defa yapması yeterlidir. Zekat her yıl bir defa ödemeye ama namaz günde 5 vakit. Neden? Dinin esası özü nedir? İnsanın Rabbi ile beraber olmasıdır. Ondan gafil olmamasıdır. Ondan uzak düşmemesidir. Ne diyor? Ve huve me'aküm eyne me'küntüm. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Bu şuuru yaşamaktır. Doğru. İşte bu şuuru yaşatan da gerçek manada namazdır. Hı hı. Bu anlamda evet. Peki hocam son dakikalarımızdayız. Şununla tamamlayalım. Dilerseniz siz eklemek istediklerinizi de ekleyin elbette. Şimdi namazın çok önemli olduğunu söylediniz. İnsanın Rabbi ile olan bağını hiç koparmaması açısından. Ama şöyle diyen de çok insan var. Yani inanıyorum tabii ki farz namaz ama ben işte kılamıyorum, bir türlü kendimi disipline edemiyorum diyen. Veyahut da vakit bulamıyorum diyen, işte çok yoğun çalışıyorum diyen pek çok insan var. Aslında ama diyorlar ki inanıyoruz namazın farz olduğuna. Böyle izleyicilerimiz eğer varsa onlara ne tavsiye edersiniz? Nasıl o namaz disiplinini hayatlarına yerleştirsinler? Şimdi burada olaya bakarken tabii biz namazı, ibadetleri yaparken Rabbimizin emri olduğu için yaparız. Ama namazın, ibadetlerin bizim ferdi hayatımıza, psikolojik hayatımıza, sosyal hayatımıza kazandırdıklarını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani namazı kendimiz için kılıyoruz. Doğru. İnsani olgunlaşmayı gerçekleştirmek için. Şöyle düşünelim. Yani 24 saat içerisinde 5 vakit namazı kılan bir insan bu topu topu 1 saat alır. Hı hı. 24 saat içerisinde efendim 1 saatimizi namaza vermemiz fazla bir şey mi? Yaratan, yaşatan Rabbimize karşı şükrümüzü eda etmek, efendim ona olan hürmet duygularımızı, saygı duygularımızı, yani 1 saat fazla bir şey. Bizim şimdi Türk toplumu yapılan bir araştırmaya göre televizyonun karşısında 4-5 saati. Doğru. Ya elbette ki oradan da istifade ediliyor. Ama Allah aşkına yani 4-5 saat televizyonun karşısında şurada burada efendim o kadar zaman harcıyoruz ki. Hı hı. O kadar zaman israfı var bizde ki. Yani 1 saati bilinçli olarak huşu içerisinde efendim namazda geçirmek o derinliği, o şuuru iç dünyamızda kazanmak. Yani bunun bize kazandırdıklarını göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Bir başka husus da şudur. Şimdi bugün hakikaten insanlar, bir takım insanlar namaz kılıyorlar ama bazı olumsuzlukları hala devam ediyorlar. Eğer böyle bir şey söz konusu ise bunun sebebi bizim namazı gerçekten bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde, huşu içeriz. Buradaki en önemli hususlardan birisi şudur. Bakın Ayşe Hanım, ihmal ettiğimiz konulardan birisi. Toplumumuzda binlerce, yüz binlerce insan var. 50 sene, 60 sene namaz kılıyor. Ama oturup bir Fatiha'nın anlamını öğrenme ihtiyacı doğru. hissetmiyor. Çok doğru. Bu üzücü bir şey, acı bir şey yani. Yani Fatiha'nın anlamını öğrenmek bu kadar zor bir şey mi Allah aşkına? Oturup onun mealinden bakmak, yani ne diyoruz? Yani namazda işte huşunun gerçekleşememesinin sebeplerinden birisi budur. Eğer bizler düşünerek okuduğumuzu, ne okuduğumuzu zihnimizden geçirmezsek zihnimiz başka alanlara kayıyor. Dolayısıyla namaz olmaktan çıkıyor. Namaz Rabbimize karşı saygı, hürmet olmaktan çıkıyor. Son olarak şunu ifade edeyim. Bir ayeti kerime var Bakara suresinde. Hafizu ala salavati
ve salatil müsta. Ey müminler, namazlarınızı koruyunuz. Şimdi bu ifadeyi biz şöyle aktarabiliriz. Sizler namazınızı koruduğunuz müddetçe insanlığınızı da korursunuz. Namaza özen gösterdiğiniz, namaza devam ettiğiniz müddetçe insanlığınızı korursunuz. Efendim, namazı koruduğunuz müddetçe erdemi ve fazileti, güzelliği korursunuz. Dininizi korursunuz. Namaz dinin direğidir deniyor. Adeta bir çadıra benzetebiliriz. Ortada bir direk var. O direği aldığın zaman çadır nasıl çökerse, namazı kaldırdığın zaman da dinin çökme tehlikesi tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Demek ki hayatında düzenli namaz kılmayan insanların kurtuluşa erecekleri şüphelidir. Onların bu dünyadan dindar olarak gidecekleri şüphelidir. Allah bilir. Fakat çünkü bir hayat geçiriyor ama düzenli bir ibadet yok. Orada Allah'ı zikir yok, tefekkür yok. O bakımdan bunun son derece önemli olduğunu tekrar bir defa daha ifade edelim. Şöyle bitirelim. Namazı korumak, insanlığımızı korumak. Namazı korumak, ahlakı ve fazileti korumak ve güzelliklere talip olmak demektir. İnşallah hocam. İnşallah. Biz de bu şuurla inşallah namazlarımızı eda ederiz ve sizin de biraz önce çok güzel açıkladığınız gibi kulluğumuzu hayatımızın her anına, her durumuna yayan, o kulluk bilinciyle yaşayan insanlardan oluruz. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Biz teşekkür Ağzınıza ederiz. Sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.